Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Saruhanlı Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olduğunu belirterek aday adaylığını açıkladı. CHP Saruhanlı ilçe binasında düzenlenen tanıtım toplantısında Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin 5 yıl daha hizmet etmek için vatandaşlarından yetki istedi. Başkan Bilgin'in aday adaylığı açıklama programına CHP Manisa İl Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP İlçe Başkanı Atınç Günbay, Demokrat Parti İlçe Başkanı Süleyman Çınar ve partililer katıldı. 5 yıldan beri birçok projeyi Saruhanlı'ya kazandıran değerli başkanımıza soracağız. Bakalım Saruhanlı vatandaşlarımız eğer tekrar başkan olarak seçilirse neler bekliyor onları? Öncelikli olarak hayırlı uğurlu olsun diyelim ve sonrasında izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce Saruhanlı'mıza hoş geldiniz diyorum. Biz 2019'da Saruhanlı bize güvendi. Saruhanlı'nın yönetimini bize teslim etti. Ben her konuşmamda burada bugün değinmedim ama Saruhanlı hemşerilerime onların emanetinin emin ellerde olduğunu söyledim. Ve 5 yıl sürede yaşamadığımız doğal afet ve pandemi salgın kalmadı. Bu şartlarda biz hemşerilerimizin hizmetini hiçbir gün aksatmadık. Pandemi döneminde tüm belediye başkanları evlerine kaçarken biz halkın kucağına gittik. Kendi canımızı yok sayarak onların dertlerini çözmeye, onlara yardımcı olmaya çalıştık. Rabbim yardımlarıyla, hemşerim dualarıyla bugün hayata döndüm. Ben de pandemide biliyorsunuz o virüse yakalandım. Allah kimseyi yaşatmasın diyorum. Yapacak çok işimiz var. Saruhanlı'nın biz ufkunu açmak istiyoruz. Biz Saruhanlı'nın geleceğini oluşturmak istiyoruz. Çocuklarımız için, torunlarımız için. Saruhanlı bize 2019 Mart'ında nasıl güvendiyse bugün daha büyük destekle Zeki Bilgin'i tekrar göreve getireceğinden bir gram şüphem yok. Çünkü herkes ne yaptığımızı görüyor. Saruhanlı'da Sürat yolunda İstanbul İzmir'den gelen araçlar hangi ilçede durduğunu bile bilmiyordu. Saruhanlı'yı tüm Türkiye'de tanınır hale getirdik. Genel haberlere 5 kez Saruhanlı haber oldu. Şu anda Saruhanlı tüm Türkiye'de tanınıyor. Biz de bundan onur ve mutluluk duyuyoruz. Hep söylediğimiz gibi bu şehrin her taşında emeğimiz var. Saruhanlı halkıyla bu emeğimiz yine onlara hizmet olarak dönecek. Biliyorsunuz genel seçimlerde altılı masa vardı. Aday en son açıklandı. Adayınız yok, adayınız yok, adayınız yok. Ben de Cumhur İttifakı'na buradan sesleniyorum. Adayınız nerede? Hala aday yok. Benim karşıma aday bulamıyorlar. Allah yardımcıları olsun. Allah onların da yokluğunu göstermesin diyorum. Tekrar sevgiler, saygılar sunuyorum. Değerli izleyenler, evet gördüğünüz gibi Zeki Başkan ben devam edeceğim, ben varım. Saruhanlı'da yapılacak çok iş var dedi. Bizler de tekrar hayırlı uğurlu olsun diyerek Saruhan'dan hoşça kalın diyelim.